Hoş geldiniz. Bu videoda Manscaped Fan 60 Pro inceleyeceğim ve yapmanız gereken tüm ayarları göstereceğim. İlk olarak klavyemizde SnapTap özelliği, Rapid Trigger özelliği bulunuyor. Switch olarak da AccuGlare manyetik switchlerini kullanıyor. Bu switchlerde yenileme hızını 8000 Hz'e kadar ayarlayabiliyorsunuz. Eğer seslerini sevmezseniz tabii ki de ayrıyeten bir switch alıp bunlarla değişebilirsiniz. Ancak Türkiye'de switchleri bulunmuyor. Bana switchleri biraz sesli geldi açıkçası. O yüzden ben de yurt dışından daha sessiz bir switch aldım. O da gelince bunlarla değiştirip bir shorts videosu paylaşırım. Klavyenin dış tasarımına gelecek olursak %60'lık bir klavye. Yani numlock tuşları, yön tuşları ve F tuşları bulunmuyor. Ama birazdan yazılımını indirince bu klavyede olmayan tüm tuşları kullanmayı sizlere göstereceğim. Klavyenin kasası mat siyah yapıda. Ayrıca tuşlar da mat. Tuşların mat olması çok iyi bir özellik bence. Çünkü benim önceki klavyemde kasa aynı şekilde mat ama tuşlar parlaktı. Böyle olunca da elim biraz terlese bile kayma oluyordu. O yüzden grip tape yapıştırmak zorunda kalmıştım. Bu klavyeyi 1-2 haftadır kullanıyorum. Şu anlık öyle bir sorun yaşamadım. Klavyeyi yükseltmek için 2 aşamalı bir ayağı var. Birincisi böyle. Biraz yüksek duruyor. İkincisi ise orta olan. Yüksek olan bana çok uymadı açıkçası. Ben hep böyle kullanacağımı düşünüyorum. Mouse'da farklı olan bir özellik ise fark ettiğiniz üzere tuşları güneye bakıyor. Yani tuşları üstte yazmıyor da alt tarafta yazıyor. Bu özellik kullanımı pek etkilemese de bence estetik olarak biraz kötü bir özellik. Klavyenin tek kötü özelliği bu diyebilirim hatta. Ama tabii çok rahatsız olursanız ayrıyeten keycaps'ı alıp takabilirsiniz. Klavyenin bağlantısı için ise önde bir Type-C girişi bulunuyor. Tabi isterseniz alıcıyla kablosuz olarak da bağlanabilirsiniz. Ama kablosuz kullanımda da bir gecikme olacaktır. Açıkçası ben hiç kablosuz kullanacağımı düşünmüyorum. Zaten klavye sabit durduğu için kablosu hiç rahatsız etmiyor. Klavyenin yazılımını kendi sitesinden indirebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına bu linki de koyacağım. Klavyenin yazılımını açtığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkacak. İlk olarak bu kısma gelip dili İngilizce'ye çevirebilirsiniz. Ardından About kısmına gelip Firmware versiyonunu upgrade etmeniz gerekiyor. Ben bunu yaptığım için son sürümü kuruldu zaten. Ardından Main kısmına gelip kalibrasyon yapmanız gerekiyor. Kalibrasyona tıklayacaksınız. Sonra tüm tuşlara en alta kadar basacaksınız bu şekilde. Onayla diyelim. Şimdi ilk kısmında makro kısmı var. Eğer makro eklemek istiyorsanız burayı yapabilirsiniz. Ardından bir alt tarafa geçiyoruz. Burada tuşların algılayacağı mesafeyi seçiyorsunuz. Bunu çok fazla üste götürürseniz neredeyse dokunmatik gibi bir şey oluyor. Daha siz basmadan tuş işliyor. Buna gerek yok bence. Ben bunu 1'de kullandım ve hiçbir sıkıntı çekmedim. Tabi deneyerek de yapabilirsiniz. Bunu ayarladıktan sonra All Case'i seçip Confirm'e basıyoruz. Eğer isterseniz tuşları tek tek seçip de mesafesini ayrıyeten ayarlayabilirsiniz. Mesela eliniz Windows tuşuna değiyorsa bunun algılama mesafesini yükseltirsiniz. Dibine kadar basmanız gerekir işlemesi için. Bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Rapid Trigger dediğimiz özellik tam olarak bu. Bir diğer kısım Switch Settings. Burada da eğer switchleri değiştiyseniz değiştiğiniz switchleri seçip hangi switch olduğunu buradan kaydedebilirsiniz. Yani eğer switchleri değişmediyseniz burayla bir işiniz yok. Ardından SnapTap özelliğini aktif etmek için bu kısma geliyoruz. Burada iki tuş seçmemizi istiyor. Bizim için bu A ve D olacak. Buradan K1'e A'yı tıklayacağız. K2'ye de D'yi tıklayacağız. Ardından onayla. Anladım. Bu arada bu SnapTap özelliği CS2'de yasak. Eğer CS2'de kullanırsanız direkt lobiden atılıyorsunuz. Onun için buradan sağ alt kısımdan yeni bir profil oluşturabilirsiniz. Örneğin CS2 için yeni bir profil oluşturup onda SnapTap özelliğini kaldırabilirsiniz. Oyuna geçtik. Şu an SnapTap özelliği kapalı ve mesela A'ya basılı tutuyorken D'ye basıyorum. Sabit duruyor. Aynı şekilde sola giderken sağ basınca sabit duruyor. Şimdi hemen SnapTap özelliğini aktif edelim. Şu anda gördüğünüz gibi sola gidiyorken D'ye bastığım zaman bir anda sağa gidiyor. Bu şekilde movement yapmamızı kolaylaştırıyor. Açıkçası bu özellik çok hile gibi pazarlanıyor. Ama bence bunun için özellikle çalışırsanız veya çok yetenekli olursanız SnapTap özelliği olmadan da bu hareketi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken A'ya basıyorken çok hızlı bir şekilde A'yı bırakıp D'ye basmanız. SnapTap özelliği sadece manyetik switchli klavyelerde bulunuyor. Çünkü bu switchler örneğin siz A'ya tıklıyorken D'ye tıkladığınız anda D'den bir sinyal gönderip A'yı iptal ediyor. Bu sayede çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz.
Açıkçası bu özelliği 1-2 haftadır kullanıyorum ve faydasını görmedim desem yalan olur. Faydasını gördüm ama pazarlandığı kadar öyle hile gibi bir etki de olmuyor. Hatta 1v1'lerde falan neredeyse hiçbir etkisi olmuyor. Özellikle yüksek kilodaysanız zaten birini gördüğünüz anda ya öldürüyorsunuz ya ölüyorsunuz. O yüzden snap tap özelliğinin pek bir etkisi kalmıyor. Ama en fazla faydasını gördüğüm yerler birden fazla kişiyle savaştığım yerler oluyor. Çünkü örneğin birini vurup hemen AD yapıp diğerini vurmanız gerekiyor. Hem mermilerden kaçabilmek için hem de tekrar eğim alabilmek için. O durumlarda çok işe yarıyor. Eğer snap tap'li bir klavye almak istiyorsanız ve eğiminiz kötüyse önce eğiminizi geliştirmeye odaklanın. Çünkü dediğim gibi eğime pek bir etkisi olmuyor. Sadece movement'ınızı daha kolay hale getiriyor. Şimdi yazılımdan FN Settings kısmına gelelim. Burada tuş kombinasyonları oluşturup atamak istediğiniz tuşları seçebiliyorsunuz. Örneğin ben yön tuşlarını kullanan biriyim ve yön tuşlarını kullanabilmemiz için şöyle bir ayar yapmamız gerekiyor. Buradan gelip A'ya tıklıyoruz, ardından klavye simgesine tıklıyoruz. Buradan sol seçiyoruz. Confirm. Sonra W'ya gelip yukarı yön tuşunu seçiyoruz. Şimdi bunları Fn tuşuyla kombinasyonladık. Yani örneğin Fn'i basıp A'ya basarsam sol yön tuşunu algılayacak. Video izlerken falan mesela Fn'i basıp ileri geri sarabilirsiniz. Ayrıyeten benim yaptığım bir ayar daha var. Onu da göstereyim. Örneğin kullanılmayan bir tuş seçiyoruz. Ben bunu seçtim. Buradan Medya Play Pause'a tıklıyoruz. Ve Confirm. Şu anda mesela arkada müzik dinlemek istiyorsunuz oyun oynuyorken. Alt taba geçmeden eğer Fn ve bu tuşa basarsanız müziği durdurup başlatabiliyorsunuz veya podcast falan da olabilir ne açıksa. Bu kombinasyonları bu arada Fn ile yapmak zorunda değilsiniz. Buradan bir tuş seçip onlarla da ayarlayabilirsiniz. Bu yeşil olanlar otomatik olarak komut atanmış olanlar. Mesela bu mute diyor, mikrofonu kapatıyor Fn'lemeye bastığınız zaman. Bu sarı olanlar ise kullanılamıyor. Siyah olanlara istediğiniz komutu atayıp kullanabilirsiniz. Üstteki F tuşlarını kullanmak için de bu arada burada gördüğünüz gibi tüm tuşlar atanmış durumda. Fn'e basıp 5'e bastığınız zaman F5 basıyor mesela. Tüm tuşları bu şekilde kullanabilirsin. Mesela Backspace'e de otomatik olarak Delete tuşunu atamış. Fn ve Backspace tuşuna bastığınızda Delete komutunu algılıyor. Diğer kısım makro kısmı. Buraya eğer bunny yapmak istiyorsanız veya başka bir makro atamak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Diğer kısım ise ışıklandırma kısmı. Buraları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben çok oynamayacağım. Klavyenin yazılımında yapacağımız şeyler bu kadar. Bu klavye Türkiye'de şu an sadece GamingGen.tr'de satılıyor. Şu an stokta yokmuş. Ben bu klavyeyi 2025'in Mart ayında aldım ve 2400 lira gibi bir fiyatı vardı. Yani şu an Türkiye'deki en ucuz manyetik klavye bu. Yani aşırı donanımlı bir klavye olmasa bile fiyatına göre çok çok ucuz bir klavye. Özellikle bu Snap Tap ve Rapid Trigger özelliklerini denemek istiyorsanız alabilirsiniz. 2400 liraya bence değer. Bu arada markayla herhangi bir anlaşmam yok. Kendi paramla aldım ve şu an objektif yorumlarımı söylüyorum. Ben özelliklerini saydım. Artık alıp almamak size kalmış tabii ki de. Eğer ki saymayı unuttuğum bir özellik varsa veya merak ettiğiniz başka soru varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Tüm yorumları yanıtlıyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.